Selamünaleyküm, hoş geldiniz değerli örgücüler kanalımıza. Sizlere çok beğendiğim cici bir yelek modeli anlatacağım. Bu yelek modeli 6 aydan 1 yaşa kadar yine kullanılabilecek. Zaten o dönemler çocuklar e, sırtlarının göğüslerinin sıcak tutulması gerekiyor. Ben de çocuklarımı hep yelekle büyüttüğüm için bu ara hep küçük bebek yeleği çalışıyoruz. Bunu evinizde kalan parça ipleri de kullanarak yes yeni bir yelek meydana getirebilirsiniz. Şöyle koton bir ipim var arkadaşlar. İhraç fazlası bir ürün. Koton yani pamuklu bir ip. Devamında yine görmüş olduğunuz gibi madam koton. Bir parça mavi ipim var. Devamında şöyle aynı kalınlıkta beyaz ipim var bu ipleri de kullanarak belki başka bir renkte ilave ederiz. Çizgili çizgili çok basit bir günde yapabileceğiniz bir yelek modeli anlatacağım. Bunun için 2,5 numara şişime ben gevşek yaptığım için ince şiş kullanıyorum. 2,5 numara şişime 75 ilmek başladım. Bu 75 ilmeği 8 sıra lastik ördüm. Klasik lastik. Normal herkesin yaptığı lastik. Fakat bunu ben başlarken şöyle ilk şurası son sıra sonumuz ya başladıktan sonra iki ilmeğimi şuradan ters örgü olarak başladım şuradan ters örgü olarak başladım bir düz bir ters devam ettim sonunda da yine iki ilmek arka yüzden ters olarak ördüm şimdi gelin bunun üzerine modelimizi kuralım modelimiz haroşa çok basit bunu daha büyük yapmak isterseniz 85-95 yapabilirsiniz arkadaşlar. 80 ilmek yaparsanız önlere yani kollara 11 ilmek, önlere 17 ilmek, kalan ilmeği arkaya ilave edebilirsiniz. Hemen şimdi örgümüze başlayalım siz de hazırsanız. Şöyle ön yüzden ön yüzden ilmeğimin ikisini de örüyorum örerek başlıyorum. Hadi bismillahirrahmanirrahim diyelim. İlmeğimizin ikisini de örmüş olduk. İşte burada ön pat için 7 tane ilmek ayırıyorum. 3 4 5 6 7 ve 8 tane yapalım arkadaşlar. Ön biraz daha şöyle geniş dursun. Daha hoş durur. 2, 4, 6, 8 tane ön pat için ilmek ayırdık. Şuraya bir ayraç takıyorum. Şimdi bundan sonrasını düz yapıyorum. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 tane ilmeğimi ördüm. E, reglan artışımı gizli artırma yapacağım. Sevgili hanımlar. Bunu da ister şöyle şuradan kaldırıp şu şekilde örebilirsiniz. İster şöyle parmağınızla artırma yapabilirsiniz. Ben artırma yapacağım. Arada iki tane ilmeğim var. Bunların ikisini de bir, iki düz ördüm. 14 ön için, 2 reglan için, 9 kol için. Her iki yönden de örgümüz tamamen haroşa örülüyor. Yani haroşayı ben ön yüzden de arka yüzden de düz örgü olarak örüyorum. Siz nasıl isterseniz. 2, 4, 6, 8, 9 burada reglan artırmamı yapmadım hemen reglan artırmamı yapmam gerekiyor konuşurken unuttum bu iki ilmeğin ayraç taktığım iki ilmeğin sağında solunda sürekli ön yüzden artırmamız olması gerekiyor olmasa örgünüz büyümez 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Yine ayırdığım 2 tane ilmeğe geldim. Hemen reglan artışımı yaptım. 1 2 Tekrar reglan artışımı yaptım. Arkada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Arka beden 21. Hemen yine 2 tane ayraç taktığım noktada reglan ilmeğim var. Artırmamı yaptım. Buradan bu 2 tane ilmeğimi yine düz olarak örüyorum. Arka yüzden de ön yüzden de aynı şekilde örülüyor. Düz olarak ördüm reglan artışımı yaptım 9 tane koldaki ilmeklerimi örüyorum 9 tane ilmeğimi ördüm hemen kol bitti reglan artışımı yaptım buradan 2 tane ilmeğimizi arkadaşlar ördük öne geçtik reglan artışımı yaptım 1 2 3 4 5 6. Şöyle sayalım. 2, 4, 6, 8. Buraya da hemen şöyle bir ayrıştık kalın, Ön patımızı yapalım. Bir düz. Bir ters. Bir düz. Bir ters. Bir düz. Bir ters. Ön patın iki ilmeğini ön yüzden düz olarak ördüm. Şimdi arka yüzden bu lastiğimizi klasik lastik ördük. Haroşa öreceğimiz için haruşayı bu lastik haruşadan bir milim daha yukarıda onun için lastiği tekstil lastiğine döndürüyoruz hemen iki tane kenar ilmeğimi örmeden alıyorum düzleri ör tersi örme düzleri ör tersi örme düzleri ör tersi örme ön pat bitti birinci iliğimizde zaten burada koyduk ilik koymayı artık herkes biliyor hemen hemen denk gelirse birlikte de yaparız şimdi ise bütün ilmeklerimi yine aynı şekilde düz olarak örüyorum arka yüzden herhangi bir işlem yok tamamen artırmış olduğumuz ilmeklerde dahil hepsini bu şekilde düz olarak örüyorum nereye kadar kol bitimine kadar neden kol bitimine kadar? Çünkü yakayı oyacağız. Yaka düşürme tekniğimiz var. Onu da hemen birlikte yapalım arkadaşlar. Kol bitimine kadar ilmeklerimin hepsini düz olarak ördüm. Reglan ilmeklerimin ikisini de ördüm. Şimdi artırma hariç yani artırma ile birlikte sayalım ama tek tek alacağız ilmekleri. 2, 4, 6 tane ilmeğimiz var artırma hariç. 6 tane ilmeğimizi birer birer alıp döneceğiz. Bakın şimdi hemen artırdığım ilmeği de düz ördüm. Bir tane ilmek aldım. 2, 4, 5 tane ilmeğim kaldı ve geri dönüyorum. Geri dönerken ipim benden tarafa ilmeğimi şöyle arkaya deviriyorum her zamanki gibi beni takip edenler biliyordur bir ilmeğimi ördüm burada hemen yine reglan ilmeğimi artırdım bir iki tane düz ördüm reglan ilmeğimi artırdım bütün ilmeklerimi yine düz bir şekilde örüyorum reglan artışlarımızı ön yüzden yapıp arka yüzden yapmıyoruz şu anda gösterecek herhangi bir işlem kalmadı. Yine reglan ilmeklerimi ördüm arkadaşlar. Artırmamı yaptım. Ayırmış olduğum iki tane ilmeğimi yine aynı şekilde ön yüzden de arka yüzden de düz olarak örüyoruz. Artırmamı yaptım. Artırmalarımızı yaparak öne kadar ilerliyorum. Yine koldaki ilmeklerimi ördüm. Reglan artışımı yaptım. Bir, iki tane ilmeğimi ördüm. Reglan artışımı yaptım. Sayalım. İki, dört, altı. Artırma ilmeğimizi ördük. Yani bir önceki artırmış olduğumuz ilmeği ördük. Bir ilmek daha örüp sayıyorum. İki, dört, beş ilmek kala çeviriyorum. Ön yüzden reglan artışımız var. Arka yüzden herhangi bir işlem Olmaksızın bütün ilmeklerimi diğer öne kadar yine düz olarak örüyorum. 2 reglan ilmeğimi ördüm. Burada 1 2 ilmeğimi de ördüm. kısa satıra geldim kısa satır şöyle bakınca iki ilmek gibi gözükse de tek ilmek olarak örüldü. Tekrar 2, 4, 5, 1 ilmek aldım. 1 ilmekten sonra çevirdim. İpimi şöyle arkaya doğru devirerek bir iki üç tane ilmeğimi ördüm yine iki tane ana ilmeğimi geldik ana ilmeğimin yanında artırmamı yaptım bir iki tane ilmeğimi ördüm tekrar koldaki artışımı yaptım ilmeklerimi reglan artışlarımı da yaparak diğer kolun bitimine kadar örüyorum Ayraçlarınızı eğer bu şekilde kafanız karışırsa arkadaşlar böyle bu şekilde karışırsa her iki yanına da bir ayraç takabilirsiniz. Çünkü bu artırma yerlerini değiştirirseniz çok çirkin durur. Bilginiz olsun. Şu noktaya kadar artırmalarımı yaparak örüyorum. Ben de ayraçlarımı iki iki takıyorum. Reglan artışımı yaptım. Bir, 2. Çünkü artırma yerimizde harışı olduğu için karışırsa çok kötü olur. 2 tane ilmekten sonra hemen ön beden artırmamı yaptım. Örüyorum. 1 2 3. ilmeğimi tek ilmek olarak örüyorum. Tekrar 1 tane ilmek aldım. 2-4 tane ilmeğim kalacak şekilde çevirdim. İpimi de arkaya aldım arka yüzden bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum diğer kola kadar Evet koldaki ilmeklerimizi ördük öne geçtik 1 2 3 4 5. kısa satır ilmeğimi ördüm. 4 tane ilmeğimiz kalmıştı. 1 tane ilmeğimi aldım ve çevirdim. İp benden tarafa iken ipi arkaya atlattım. Bu dönüşlerde arkadaşlar haroşamızın görüntüsü hiç bozulmuyor ya da düz örgü yapıyorsak görüntümüzü hiç bozmuyor. Çok güzel duruyor. Bakın ben de karıştırmama adına iki tane ayraç Kullandım iki ilmeğin sağında ve solunda. Şimdi dediğim gibi eğer karışırsa çok çirkin durur. Ayracımı aldım. Önce ayraçlarınızı iki ilmeğin sağına soluna sabitleyin. Şimdi bütün ilmeklerimi örüyorum. Reglan artışımı yaparak ön yüzdeyim. Dönüş noktasına kadar reglan artışlarımı da yaparak örüyorum. Reglan artışımı yaptım. Kol ilmeklerimizi bitirdik. Ayracımı aldım. 2 tane ilmeğimi düz olarak ördüm. Ayracımı aldım. Reglan artışımı yaptım. 1 2 3 4 5. ilmeğim benim kısa satır ilmeğim yapılışını gösterdim arkadaşlar. 5. ilmeğimizi 2 ilmek gözüküyor. Tek ilmek olarak örüyoruz. 4 ilmeğimiz kalmıştı bizim. Bir ilmek daha aldım. 3 tane ilmeğim kalacak şekilde arka yüzden arkaya attım. Bütün ilmeklerimi diğer öne kadar örüyorum. Şimdi sevgili hanımlar model sade örüldüğü için hani bu araları ben hızlı bir şekilde geçiyorum yapacağımız öğrenebileceğiniz noktalarını zaten gösteriyorum şu anda yaka düşürme olayımız var yaka düşürmeyi yaparken zaten Bakın başlangıcı ve bitişi birlikte örüyoruz. Yine görmüş olduğunuz gibi iki ilmek görüküyor burada. İkisini de tek ilmek olarak örüyoruz. Yani iki ilmek değil döndüğü için o şekilde oluyor. Üç tane ilmeğimiz kalmıştı. Bu üç tane ilmeğimizin birini daha aldık. Ve şimdi çevirdik. Arkaya attık ipimizi. Hemen bütün ilmeklerimi, reglan artışlarımı da yaparak diğer öne kadar devam ediyorum. Reglan artışımı yaptım. Ayracımı aldım. İki tane ilmeğimi ördüm. Ayracımı aldım. Reglan artışımı yaptım. Bu şekilde diğer öne kadar devam ediyorum. Yine bütün reglan artışlarımı yaparak aslında burasının e, mantığı bu. Sevgili hanımlar. Şu anda üç tane ilmeğimiz kalmıştı ya. Bu üç tane ilmeği, bakın kısa satır ilmeğimi ördüm şu anda. Evet bir tane daha aldım iki tane kaldı yani böyle git gel her sırada önden her iki taraftan da birer ilmek alıp dönüyoruz şimdi burada iki tane ilmeğimiz kaldı bu şekilde hızlı hızlı örelim bunu e, göstermenin daha artık mantığı yok anlamı yok yani bu şekilde ilmeklerimizin şuradaki iki tane ilmeği kırmızı ayrıca kadar her sıra bir tane alıyoruz her iki taraftan da bitiriyoruz Şimdi hanımlar biz ilmeklerimizi birer birer aldık döndük model hani basit olduğu için ben yaka düşürmeyi gösteriyorum bakın yakayı tek tek aldık döndük bizim burada 2 4 6 8 tane ilmeğimiz kalana kadar e, bu ilmekleri lastik yapacaktım vazgeçtim tamamen haroşa yapalım e, daha kolay olsun hepimiz için daha kolay olsun devamında önden saymıyoruz. Bakın arka belenden sayıyoruz. Kaç diş haroşa oldu? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 diş haroşa yaptım. Yani ön ilmekleri bitirdikten sonra tek tek aldık, döndük, döndük, döndük ve bitti. Burada 8 ilmeği komple ördük. Şimdi renk değiştireceğiz. Rengimizi hangi renk hoşunuza gidiyorsa o renkten yapabilirsiniz. Ben bir şunu düşünüyorum bu biraz boğuyor sonra maviyi düşünüyorum mavi de biraz boğuyor en iyisi beyaz beyaz daha hoş durur beyazım da aynı kalınlıkta hemen burada başlıyorum beyazla şimdi iki sıra beyaz iki sıra gri yapacağımız için şu öndeki ilmekten başlayalım arkadaşlar şunu hemen şurada bakın ilmeğimiz bu iki ilmeğin arkasında bunu direkt buna bağlıyorum bir düğüm atıyorum benim için yeterli yani bundan sonrası da hep haroşa yapılıyor onun için çok basit olduğu için sadece yaka düşürme tekniğini göstermek zorundayım hemen şu iki ilmeğimi bakın iki ilmeğimi beyazla bu şekilde düz örerek devam edeceğim aynı zamanda artırmalarımızı da yaparak devam ediyoruz şu ilmeğimiz burada duruyor şuradaki ucu da şöyle beyaza dolayarak biraz ileri götüreceğim biraz daha uzun bırakabilirsiniz bunu Evet Böylelikle yine bütün ilmeklerimi reglan artışlarımı yaparak reglan artışımı gösterip sıranın başında ve sonunda sizlerle öreceğim ben. Çünkü çok zamanınızı almak istemiyorum. Yapacak bir şey de yok. Yani size anlatacağım bir şey kalmadı. Yaka düşürmeyi de onu da yaptık zaten. ayracımı aldım yine aynı şekilde artırmamı yaptım 2 ilmeğimi ördüm ayracımı aldım artırmamı yaptım bu şekilde artırmalarımızı yaparak sıranın sonuna kadar örüyorum Böylelikle hem evde olan parça ipleriniz değerlenir arkadaşlar. Hem bir yenilik oluyor tamam mı? Yıllarca evimizde olan parça ipleri de harika bir kıyafet olarak üretmiş oluruz. Son iki ilmeğimi yine düz olarak ördüm. Diğer ilmekler hep ters. Yani haroşa. Arka yüze geçiyorum. Yine aynı teknikle öreceğiz. Bu renk geçişimiz ön yüzden olacak arkadaşlar. İki ilmeğimi yine örmeden alıyorum. Arka yüzden ise bütün ilmeklerimi yine aynı şekilde örüyorum. Diğer kenara kadar hızlı bir şekilde ilmeklerimi örüp renk geçişi yapacağım. Beyaz ilmekten itibaren gri ile birlikte bir 10 diş haroşa daha yapalım arkadaşlar. Bir 10 diş haroşamızı daha yapalım. sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi yine arka yüzden hiçbir işlem yapmadan yani artırmalar ön yüzde oluyor. Arka yüzde hiçbir işlem yok. Tamamen bütün örgülerimi düz örgü olarak örüyorum. Şu kenar ilmeklerine geldik. Bakın iki tanesini yine boş aldım. Şu ilmek bakın iki ilmeğin arkasında. İşte tam uca kadar çıkmıyoruz arkadaşlar. Daha düzgün gözüksün diye. Şimdi beyazı bırakıyorum, griyi alıyorum. Gri ipimle örgüme devam ediyorum. 1 2 Arka yüzden örmeyip ön yüzden ördüğümüz zaman şimdi şöyle çapraz yapalım bunu. Bakın şöyle çapraz yapın ipinizi ki arada herhangi bir açıklık kalmasın. Şu şekilde şu şekilde çapraz yaptım ipimi ve beyaz ilmeğimi de tam şişimin üzerine oturacak şekilde yaptım ki gerçek durmasın şimdi ön yüzden yine aynı şekilde reglan artışlarımızı yaparak beyazla birlikte bir 10 diş yapalım 10 diş yaptıktan sonra kol yeri herhalde gelecektir tahminim Şurada da arkadaşlar birinci iliği açtık. Şöyle 2, 4, 5, 10 diş haroşada bir ilik yerimizi açalım. Şuradan. Şimdi bu şekilde beyazdan itibaren bir 10 diş daha yapalım. Şimdi hanımlar ben bayağı bir ördüm. Çok basit olduğu için gösterebilecek herhangi bir işlem olmadığı için şöyle önden bakalım. Önce önü bir lastik yapalım dedik. Sonra karar verdim. Lastik yapmadım. Önü de haroşa yaptım. Tamamen daha kolay olması adına iki tane şu ana kadar iki tane ilik açtık. Şöyle sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 11 diş haroşadan sonra ilik açıyoruz. Şimdi bir baktığımız zaman hanımlar bakın. Kolda, arkada şöyle sıramızı sayalım. Ön düşürdük ya önü. Önde haroşa sırasını saymıyoruz. Kollar da arkada sayıyoruz. Şöyle bakalım kaç sıra yapmışız. 2 4 6 8 10. 10 diş gri yapmışız. Devam ediyorum. 1 2 3 4 5 diş beyaz yapmışız. Toplamda beyazdan sonra şöyle sayalım. 2 4 6, 8, 10 diş. Şimdi bu 10 diş bizim için yeterli hanımlar. Bu şöyle bir mezro alsam. Neyse. Bu ölçü bizim için yeterli. 1, 6 aydan 1 yaşa kadar şöyle tam şu kısımdan tutuyorum arkadaşlar. 13 santime tekabül ediyor. Ee, hemen burada yine beyazla başladık beyazla başladık şuradan kola kadar ördük geldik şimdi kola ayırıyoruz ayırmadan önce yine artırmalar yaparak geldim artırmalarımız son artırmalarımız yaparak geldik burada hemen son artırmamı yapıyorum kolda aynen bu şekilde artırmamı yaptım artık ayraç bana lazım değil şurada bizim iki tane ana ilmeğimiz var. Sağında solunda artırma yaptığımız ana ilmek var. Şunun birisini kola alıp dönüyorum. Bir ilmeği kola alıp dönüyorum. Dikkat edelim. Bakın burası gri daha. Çevirdim. Yine ilmeğimizi şöyle arkaya alalım. Dikişi daha düzgün durur bunu eğer hırka yapacaksanız sevgili hanımlar bu şekilde kolu örün kolu örün bitirin iki kolları da sonra bedene ekleyin ben yelek yapacağım. Hemen arka yüzden beyaz ipimle tamamen yine haroşa örüyorum. bütün ilmeklerimi haroşa olarak yine buradan da reglan ilmeğimizin bakın işte son artırmamı da ördüm. Burada bizim iki tane reglan ilmeğimiz var. Hemen birisini kola dahil ettim. Bizim kolda toplam ilmek sayımız 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50. 52 tane ilmeğimiz oldu. Şimdi bunu buraya kadar yaptık. Hemen gri ipimi bağlıyorum. Çünkü benim parça gri ipim var. Eğer gri ipiniz ya da ana renk ipiniz yoksa içinden çıkararak şöyle buradan itibaren devam ediyoruz. Öne de geçmiyoruz. İşte kolun üzerine şekilde yaptım. Biraz uzun bırakıyorum. Şöyle doluyarak beyaz ipinizi sıkıştırın. Gevşek olmasın. Yine bu şekilde arkadaşlar tamamen Ana rengini örüyorum. Elinizde re renk ne olursa olsun. Tamamen ana rengimizi sıra sonuna kadar örüyorum kolu. Sıra sonuna kadar bir diş de gri ile örüyorum. İpi arkaya aldım. Yine bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum diğer tarafa kadar arka yüzden ilmeklerimi tamamını ördüm şimdi ön yüzden bir sıra daha düz örgü olarak örelim İpi arkaya alın bir sıra daha düz örelim arka yüzden koyalım lastiği ki ön yüzden haroşamız eğik büyük olmasın eğer ön yüzden lastiği kurarsak Haroşanın görüntüsü bozulur sevgili hanımlar. Böylece kola ayrıyeten iki diş haroşa yaptık. Bunun birisi gri birisi beyaz olarak yaptık. Şimdi arka yüzden lastiğimizi kuracağız. Hemen kenar ilmeğimi aldım. Şöyle bir tane ilmek düz ördüm. Bir ters bir düz bir ters bir düz bir ters bir düz olarak birkaç sıra lastik örelim. Çeviriyorum arkasını. Lastik zaten bir ters bir düz olduğu için her iki yönden de aynı şekilde yapılıyor arkadaşlar. Herhangi bir değişiklik olmadığı için bunları böyle kamera arkasında örüyoruz biz. Çünkü videolarımız çok uzun olup sizin de sıkmasın. Evet. Şimdi ön yüzden gideceğim. Son sıra olacak arkadaşlar. Şöyle bakıyorum. 1 2 üç, dört, beş, altı sıra yaptım. Önden gidip arkadan gelip kolu bitirelim. Son sıramı da ördüm. Toplamda sevgili hanımlar. Kaç sıra yaptık. Şöyle şuradan sayalım. Şu düz sırayı saymayalım. Toplamda bakın şu ters var ya şu haroşayı sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. sırada bitiriyoruz. Ben tığla bitireceğim. Siz nasıl kolayınıza gidiyorsa o şekilde bitirin. Hemen şimdi tığımı alıyorum. Tığımı aldım. Sırada düz örgü gördüğüm için düz örgüyü kaydırma tekniğiyle kesiyorum. Tersi ters. Düzü düz dikkatli bir şekilde ilmeklerimi kesip kolumuzu bitirelim. Son ilmeklerimizi de yine bu şekilde benim çok kolayıma gidiyor. Şiştense bu daha kolay arkadaşlar. İpiniz biraz uzun kesin. Çünkü kolun lastik kısmı dikilecek. Evet. Bu şekilde kolumuzu bitirdik hanımlar. Diğer kolu da aynen bu şekilde yapacağız. Hemen ne yapıyoruz? Bakın beyaz ipimizle devam ediyoruz. Şöyle kolu alalım kendimize taraf. Şu anda beyaz ipimizle devam ettiğimiz için yine beyaz ipimizle devam edeceğiz. Şu i̇pimiz yukarı geçmiş arkadaşlar. Şuradan kolun altına bir tane ilmek ilave ediyorum. Sadece bir tane. Bir ilmekten sonra artık son artırmamı da yaparak çünkü diğer tarafta da artırma yaptık. Burada da yine son artırmamızı yapıp devam edelim. Artık ayraç lazım değil bize. Böylelikle bedeni robayı bitirdik diğer arka robaya kadar örüyorum 58 59 60 61 62 63 63 son ilmeğimizde şu şekilde kaldırıp örelim son artmamızı yaptık 64 şimdi 64 artık ayracımı alıyorum kola geçiyorum. Koldaki ilmeklerimizi örüyoruz. Burada da hemen şu şekilde artıralım bu kez de. Ayra'cım artık bana lazım değil. Bu kolu da aynen diğer kol gibi örüp bitirelim. Bu kola da yine griyi bağladık. Gri ile bir diş beyaz haroşa gittik. Bir diş gri haroşa gittik. Şimdi tırrının üzerine düz örüp arka yüzden lastiğimizi başlayıp örelim arkadaşlar. Evet. Bu kolu da bitirdik sevgili hanımlar. Aynı şekilde aynı sıraya denk getirdik. Şimdi bunu da yine tığla bu kolumuzu da keselim. Yani kol ilmeklerini bu şekilde alıp bitiriyorum. Evet. Bu kolumuzda bitirdik sevgili örgücü arkadaşlar. Bunu eğer daha kalın iple yaparsanız bu ipler bakın koton ipler biraz ince. Daha kalın iple yaparsanız iki yaşa kadar olur. Hemen şuradan şöyle bir ilmek atsan ne olur? Evet. Şöyle sıkı bir ilmek attım bunun kolun altına arkadaşlar hemen diğer bölüme ekledim artık ayıracımı aldım şuradan da bir tane ilmek son reglan artışımda yaptım ve sıramı sonuna kadar örüyorum şimdi bu sırayı bu sırayı örüp arka yüzden de bitirelim Evet beyaz sıramı bitirdim. Şimdi bir sırada gri gideceğiz arkadaşlar. Bu griden sonra 9 sıra beyaz öreceğim. Ya da 10 sıra. Şimdi bundan sonra bedeni hiçbir işlem yapmadan artırma falan yapmadan bedenimizi öreceğiz. Bu sıramızda gri örüp arka yüzden örüp geldikten sonra 9 sıra sade beyaz yapıp sonra devamında sarı kullanacağım ben bunu. Siz de istediğiniz rengi kullanabilirsiniz. Şimdilik sarıya karar verdim. Sıramızı da tamamlayalım. Şimdi şöyle bir bakalım arkadaşlar. Bakın kolları yaptık gayet de güzel oldu. Tam da böyle 6 aydan 1 yaşa kadar giyebilecek genişlikte bir kol oldu. Kolun altını dikilecek Şu şekilde. Kol altında herhangi sadece tek bir ilmek attık kolun altına. Her iki tarafa da yine aynı şekilde hep haroşa örülecek. Tamamen haroşa örülecek. Fakat bu son gri sıramızdan sonra 9 sıra beyaz örülecek. Sade beyaz örülecek. Devamında zaten çizgi çizgi ben size göstereceğim nasıl yapılacağını. Şimdi siz gri arka yüzden örün bitirin sonra üzerine 9 diş haroşa yapın. Evet hanımlar bakın yeleğimizi bitirdik. 6 aydan 1 yaşa kadar giyebilecek yeleğimizin tamamını anlattım. Ee, şimdi size ben kol altına kadar anlatımı yaptım ve birlikte ördük Kol altından sonra neler yaptık ne işlem yaptım hemen onu gösteriyorum. Şimdi kol altından sonra 10 diş beyaz yaptım. Beyazdan sonra şu diğer beyaza kadar yani şurada tarçın renginden başlıyorum. 2 4 6 8 10 diş de burayı yaptım. Yani 10 10 tamam mı? Hemen beyazın üzerine 2 4 5 diş beyazdan sonra tarçını yaptım. Tarçını da yeleğimin boyunu tamamlayana kadar yaptım. Tarçından kaç sıra yapmışım? Şöyle onu da hemen sayalım birlikte. 2 4 6 8 10 12 14 15 sıra daha uzun istiyorsanız daha da uzatabilirsiniz. 15 lira tarçından sonra şimdi haroşa açılan bir örgü lastik toplayan bir örgü olduğu için komplesinde 5 tane ilmek artırdım. Ara, belli aralıklarla 5 tane ilmek artırın lastiğiniz toplamasın yoksa lastik toplayan bir örgü ha, çok da zaruri değil tamam mı Devamında 8 sıra lastik ördüm. Yine tarçınla ve bitirdim. Kaç tane ilik yaptım? 1, 2, 3, 4 tane ilik koyduk. 4 tane düğme yeri koyduk burada. Ee, yeterli oldu. Şöyle işaret alalım düğme yerine arkadaşlar. Neyse. Şöyle göstereyim. 4 tane düğme yeri koyduk. E, ardından ölçüsünü vereceğim. Hemen şöyle komple bir ölçelim. Bunu 6 aydan 1 yaşa kadar giydirebileceğiniz bir ölçü. Eğer ben bunu 2 yaş için yapmak istiyorum derseniz iplerimizi zaten söyledik. Bu Alize'nin e, lüksü olması lazım. Şöyle göstermiştim. Evet. Alize Süperlana. Bu Alize Süperlana. Diğer ipim şöyle beyaz bir parça ip kalmıştı. Gri de zaten ihraç fazlası bir ip. Onda markası yok. E, kalınlığı nedir? Kalınlığı hmm, kar topu baby van kalınlığında iplerimizi kar topu baby van alırsanız aynı ölçüler elde edersiniz nako elit baby ile yaparsanız daha büyük olur daha kalın ip kullanırsanız daha büyük olur örnek veriyorum alize baby best aldınız ya da kar topu baby van aldınız ya da lüks minnoş aldınız diyorsunuz ki işte 4 yaş yapacağım ya da 3 yaş yapacağım ben 75 ilmek başladım sen 85 ilmek başla. Her bedene 5 ilmek fazla ekle. 75, 80 yaparsan 2 yaşa çok rahat olur. Ölçülerimi hemen veriyorum. Tam kol boyundan etek boyuna kadar 32 santim. Yaka hariç kol altına kadar kol altına kadar arkadaşlar 12,5 santim. Genişliğini ölçüyorum. Genişliği tam 29 santim. İdeal bir ölçü. Örgümüzü arka yüzden de şöyle görelim. Hem kolay, hem evde kalan ipleri değerlendirirsiniz. Hem de güzel. Beğendik mi? Evet. Böylece. İstediğiniz kişiye hediye yaparsınız. İstediğiniz torunlarınızı örün şöyle cici cici. Bir de patik örün bunu arkadaşlar. Aynen böyle haruşadan kanalımda patik de var. Bir de bere yapın. Hayırlı olsun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.